Biz de videoyu izleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı meclise girdiğinde ne olmuş? Ona bakalım. Arkasından bunun üzerine de bir değerlendirme yapalım. Şimdi değerli seyirciler, değerli radikal tahammülsüzler, mecliste bir değerlendirme var. O değerlendirme de şu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı salona girdiği zaman, meclise girdiği zaman ayağa kalkılır ve alkışlanır. Bu genellikle yapılan bir eylemdir, ne olursa olsun. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi oturdu, çünkü diyor ki bu saray sistemi, partili cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı makamının istismar edilmesidir. Bu istismarın olduğu yerde de Cumhurbaşkanlığı bağlamında böyle bir saygınlığı hak etmiş olması da mümkün değildir. Mesele bu. Erkan Baş da diyor ki kendisi dışında, kendi konuşması dışında meclise merak edip bir kere gelmemiş birisinin neyini alkışlayalım, ayağa kalkalım diyor. Tablo bu. İyi Parti ise makama saygımız var diyor. Bunu sizin değerli yorumlarınıza bırakıyorum. Erdoğan'dan CHP'ye. CHP demek çöp demektir. Çukur demektir. Erdoğan'dan İBB'ye, eli İstanbul'da, gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz. Şimdi bunun görüntüsü yok değil mi çocuklar? Onu bir izleyelim o zaman, varmış. Onun üzerinden konuşalım. CHP demek çöp demektir. CHP demek çukur demektir. Teröristleri aklama görevini de CHP üstlenmiştir. Gerek Mevlüt Uysal, hepsi hemen bizimle beraber onlarda yol yapımına girerlerdi. Ya şimdi bu mevcut belediye başkanı, ya ben de bir köşesinden tutayım. Yok böyle bir derdi. Yeri geldiğinde eli İstanbul'da, gözü başka yerlerde olanların eksiğini de yine biz tamamlıyoruz. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemlere ne yapmak istiyor? Sahiplenmek istiyor. Bay Kemal, herhalde buraya da sahiplenmezsin. Şimdi sevgili seyirciler, CHP demek çöp demektir, çukur demektir diyor. Eli İstanbul'da, gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz diyor. CHP demek çöp demektir, çukur demektir. CHP belediyeleri çöpleri toplayamaz, çukurları toplayamaz anlamında mı kullanıyor? Sayın Erdoğan'ın bir eli İstanbul'da, gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz dediği mesele Cumhurbaşkanlığı meselesi. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı olmayı istemesi, hayali kurması kötü bir şey değil. Ha, bugün olmalı mı olmamalı mı meselesini de hep tartıştık. Bu bir. İkincisi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yapıp yapmadıkları konusunda Erdoğan'ın sürekli İmamoğlu'nu şey yaparak, hedef alarak davranması İmamoğlu'nu zaten bir cumhurbaşkanı adayı haline getiriyor, getirecek. Bu da ayrı, yani bugün değilse yarın, bunu da kenara koyalım. Ama bir olay oldu, o da başlı başına bir mesele. Ya bir metro olayından dolayı herkes birbirine girdi. İşte bu metroyu biz yaptık dedi Erdoğan. İBB'nin şeylerini sildi, görüntüsünü sildi şeyde, paylaşımlarda. Sonra İBB çıktı, dedi ki bizim paramızla yapıldı dedi. İşin gerçeği şu, Ulaştırma Bakanlığı'nın finansmanıyla gerçekleşen bir şey bu. Ancak Ulaştırma Bakanlığı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değil. Biz de onun kulları değiliz. Dolayısıyla o yapmış falan değil. Sayın Ekrem İmamoğlu da üzerine o kadar ağır geliyorlar ve algı yönetimi yapıyor ki buna karşı kendi önlemini almaya çalışıyor.
Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu anımsatmak isterim ısrarla ve inatla. İzmir'de Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde adam tek başına metro yaptı ya. Bir kuruş vermediniz. Bir kuruş vermediniz. Bugün de İstanbul kendi kaynaklarıyla metro yapmaya çalışıyor, ayakta kalmaya çalışıyor falan. Yani şöyle bir cumhurbaşkanı olabilir mi? Benim belediyelerime her şeyi verin, CHP belediyelerini de yok edin. Böyle bir şey olmaz. İşte maalesef bu meseleler böyle. Nitekim bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun. Şimdi bu bir kere şu doğru tabii. Yani aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımlar vatandaşlarımız yapılıyor. Bu doğru. İkinci bir husus da şu da var. Yani siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı törene çağırmazsanız, onu muhatap kabul etmiyorum tavrına girerseniz, yarın Allah muhafaza iktidarı kaybettiğinizde sizi de eski cumhurbaşkanı olarak hürmetten yoksun bırakırlarsa bu sizin layığınız olur mu Sayın Cumhurbaşkanı? Doğrusu bence bunu yapmak millet iradesi dediğiniz iradeye başlı başına bir saygısızlık demektir. Ben bunu yapmazdım. Bunu tercih etmezdim. Efendim?